Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Özay Şen. Bugün sizlerle birlikte Retina MacBook Pro 15'inci inceleyeceğiz. Karşımızda duruyor kendisi. Gayet evet, şık, keskin görünümlü bir Retina MacBook Pro var. Teknopat ofisine ilk defa bir Apple ürünü açıkçası misafir oluyor. Hoş geldi kendisi. Galiba bizim teknik özellikleri incelememizden ve şu videomuzdan da kendisi memnun kalacaktır diye düşünüyoruz. Ben de öyle umuyorum. Değil mi sevgili Retina? Evet. Bir heyecan var bende açıkçası. Çünkü bu Retina MacBook Pro'lar piyasada çok ilgi gören makineler. Ama fiyatları bakımından Türkiye'deki de KDV oranlarını düşündüğümüz zaman birazcık el yakıyor. Ama birçok müzisyen, geliştirici, oyun geliştiricisi, tasarımcı, grafikle ilgilenen kişiler almak istediği hayali makinelerden bir tanesi aslında. Ama burada bize fiziksel olarak karşımıza duruyor iyice. Bu da sevgili Eray Ant'ın aldığı bir ürün. Evet. Bu arada ona da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Videosunu birlikte yapmıştık onunla. Onu da onun linkini aşağıdan bir yerden bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şimdi Özay, MacBook Pro pahalı bir cihaz. Evet, bayağı pahalı. Normalde bunların fiyatları sen söylemiştin 8000 evet, lira civarında. 7000-8000 TL civarında hiç konfigürasyonun en düz konfigürasyonu alırsanız bu cihazın en üst modelin fiyatı. Ama bildiğim kadarıyla özelleştirip de bir sipariş etme olanağımız var. Bu diğerlerinden biraz farklı. Onun farklılığı neydi tam olarak? Evet Özay, Eray bunu biraz özelleştirip satın aldı. Bunun içerisinde normalde 2.3 GHz Core i7 Hazel işlemci geliyor. Maşallah. Eray bunu 2.6 GHz'lik sürümünü aldı. Turbo ile 3.8 GHz'e çıkıyor işlemcisi. Onun yanında bir de normalde standartında üründe PCI Express tabanlı bir SSD geliyor. 512 GB kapasiteli. Eray 512 GB yetmeyecek olsa ki 1 TB SSD'ye upgrade edilmiş. Evet. Gayet yani 9000 liranın hakkını veriyor o zaman yani bu. Hani. Evet öyle olunca fiyat tabii ki 9000 TL'ye çıkıyor. Yanında bir işte Thunderbolt kablosu, ondan sonra bir tane optik sürücüsü, ondan dolayı Super Slim Drive vesaire bunları ekleyince 9000 TL'lik güzel bir fatura çıkıyor ortaya. Bu güzel faturanın içerisinde başka teknik özelliklere bakmamız gerekiyor. Kesinlikle. Öncelikle Retina. Evet. Bu Retina'yı bir açıklayalım istiyorsan Recep. Çünkü insanlar çok karıştırıyor Retina'nın ne olduğunu. Böyle webcam teknolojisi falan gibi sananlar var ki ilk ben de karşılaştım öyle zannetmiştim ama öyle bir şeydi. Tam olarak ne bu Retina teknolojisi? Şimdi özel Retina teknolojisi, öncelikle ben şu ekranın inceliğinden göstermek istiyorum. Retina nedir? Kesin, kesinlikle keskin hatlara sahip ince bir ekran var. Bu ekranın Retina olmasının en büyük özelliklerinden bir tanesi çözünürlüğü. Evet. 2880'e 1800 çözünürlüklü bir ekran var. Normalde laptop ekranları şu anda standart ülkemizde 1366x768. Evet. Biraz daha üst seviye laptoplarda 1920x1080 çözünürlük var. Ama bu modelde 2880'e 1800 çözünürlük var. Bu da ne demek oluyor? İnç başına düşen piksel sayısı çok daha fazla artıyor. Yani PPI dediğimiz pixel per inch. İnç başına düşen piksel sayısı artınca ekranda çok daha fazla nokta görüyorsunuz. Hatta görmüyorsunuz. Ekrana bakınca çok net bir görüntü görüyorsunuz. Çok canlı gözüküyor. Bu şey gibi ilk Blu-ray'ler çıktığı zaman böyle çok böyle enteresan gelirdi ya, böyle Blu-ray film çıkmış bakalım falan ama bir gırık geliyor insanın gözüne böyle. Ama bu Retina teknolojisi galiba o canlılığı gözünüze böyle hoş gözüktürüyor öyle. Kesinlikle. Daha böyle hani sabit bir şekilde söylemeye çalışabilirsem. Evet. Bunun yanında bir de şuna değinmek istiyorum ben Özay. Retina teknolojisi hem çözünürlükte hem de kullanılan panel tipine de bağlı. Evet. Burada bu cihazın içerisinde IPS panel kullanılmış. IPS panelin olayı nedir? IPS panel renkleri en doğru şekilde verebilen panellerden bir tanesi. Çünkü görüş açısı 178 derece. Maşallah. 178 derece ne oluyor? Ben şuradan bile baksam size ekranda ne olduğunu görebiliyorum. Evet. Yani neredeyse 180 derece tam açıdan baksam bile ekranda ne olduğunu görebiliyorum. Hani senin yanına birisi geldiği zaman eğer iki kişi birlikte film izleyecekseniz sağdaki adam siyah beyaz bir film görmüyor. Onun yerine gerçek renkleri görüyor. Bu da hem çözünürlük hem de IPS panel ve LED arka aydınlatma Retina ekranı oluşturan en önemli etmenlerden bir tanesi. Bir de benim dikkatimi çeken bir şey kaplaması, tasarımı oldu. Keskin bir yapıya sahip. Şöyle bir kapatıp bir de şeyini şöyle göstereyim size. Evet. Şu şekilde inceliği gayet hoş. Bu yekpare alüminyumdan yapılma bir tasa değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Özel, doğru diyorsun. Yekpare alüminyum. Yani bütün gövde hiç parçalanmadan tek parça halinde üretiliyor. Ve bu tek parçanın içerisine bileşenler monte ediliyor. Yani gövdenin hiçbir yerinde, şu gövdenin hiçbir yerinde en ufak bir bağlantı noktası vesaire mevcut değil. Tamamen yekpare alüminyum bloğundan blok yontularak vesaire Apple MacBook Pro üretiliyor. Yani bazı laptoplarda böyle arkada vida delikleri vardı ya da kenarlarında böyle çıt çıtlar vardı. Evet, onun gibi evet. Hiçbir şey yok. Evet. Gayet
şey, yekpare, tek parça halinde bir kasadan bahsediyoruz. Evet, hatta alet o kadar yekpare ki özel iFixit.com diye bir web sitesi var. Bilenler, Apple kullananlar veya diğer cep telefonuyla ilgilenen mutlaka bilirler. iFixit her ürünü en ince parçasına kadar sökmeyi kendine göre ödemiş bir site. Onlar da ayrı bir teknopatmış. Evet, onlar da gerçekten ayrı bir teknopatlar. Aldıkları her ürünü en ince vidasına, en ince parçasına kadar söküyorlar ve o ürüne bir tamir edilebilirlik puanı veriyor. Yani. 10 üzerinden. Bu cihaz tamir edilebilirlik konusunda en düşük puan alan cihazlardan bir tanesi. Hayır, Apple olunca birazcık evet. Sıkıntı oluyor. Kimseye vermeyiz, kimseye tamir ettirmeyiz sıkıntısı. Aynen öyle. Apple istiyor ki ürünü bize gönderin, kendiniz açıp evet. Kurcalamayı. Zaten Apple alan kullanıcıların da kendi açıp kurcalayabilecek kadar bir o kadar geek olduklarını ya da evet. Nerd olduklarını ben sanmıyorum. Şimdi teknik özellikleri biraz daha devam edelim istersen. Olur, devam edelim. Ekran kartından bahsetmek istiyorum ben. Cihazın içerisinde harici bir ekran kartı var. Özel Nvidia'nın GT750M ekran kartı var. Şimdi bu iyi mi kötü mü? Onu sen söyle. Şöyle söyleyeyim sana. Ekran kartlarını biz soldan ikinci rakamına göre aynen. Değerlendiriyoruz. 750M'in soldan ikinci rakamı 5. Yani bu orta sınıf bir ekran kartı. Gayet iyi. Evet. MacBook kullanıcılarına göre bayağı bir sınıf oluyor. Çünkü Apple Mac konusunda kullanacak çok yüksek bir grafik performansı bugüne kadar sunmadı. Bizi topa tutabilir şu an Apple kullanıcılar ama bu gerçek böyle arkadaşlar. Maalesef. Ama 750M MacBook standartlarına göre gerçekten çok yüksek ama genel standartlarda 5 ortaya tekabül ediyor. Orta performanslı bir ekran kartı çünkü piyasada GTX 780M ekran kartı da var ki bu GT serisine ait. Evet ya bu ekran kartındaki ortalamayı belki birazcık işlemci ve SSD tarafından biraz daha performansı dengelemeye çalışmışlar olabilirler. Evet. Şey böyle. Ekran kartı biraz ortalama ama işlemci bakımından yüksek, evet. Yeni nesil işlemci kullanmış. Hani performans o kadar çok gözünüze çarpmıyor düşüklüğü. Evet, evet. Düşüklüğü. Zaten Apple bugüne kadar bir oyun bilgisayarı üretmedi maalesef. Diye biliyorum. O yüzden bu da hani oyun ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır ama bir pro oyuncu bilgisayarı değil. Değil. Daha çok bu da zaten iş amaçlarından bir bilgisayar. Yüksek FPS ile oyun oynamayı hiçbir zaman hayal etmeyin MacBook Pro'larda. Evet. Yani tamamen tasarım, geliştirim, gelişim, geliştiricilik. Yazılım geliştirme yazılım. Olur, video editing olur, ses düzenleme olur. Tüm bunların hepsini fazlasıyla sağlıyor. Onun dışında özel bahsetmek istediğim neler var? Bir terabyte SSD'den zaten söylemiştik. 802.11ac desteği var. Yani en son kablosuz standartını destekliyor. Bunun yanında Bluetooth 4.0 teknolojisine sahip. Ağırlığından da bahsetmek istiyorum. Çünkü ağırlığı da benim aklımda yok. Unuttum. Ağırlığı birazcık ağır aslında ama şimdi MacBook Pro'yu MacBook Pro yapan en önemli özelliklerden bir tanesini biliyor musun Özay? Bu özelliklerin sadece 2 kilogramda kullanıcıya sunulabilmesi. Evet. Yani dünya üzerinde bunu yapabilen üretici sayısı gerçekten sınırlı. Çünkü alüminyum yekpare gövdeyi tasarlayıp onun içerisine hem bu bileşenleri yerleştirip bunu 2 kilogram ağırlığında tutabilmek mucize gibi bir şey. Yani biraz öyle ama gene de ben şey yaptığım zaman şöyle bir elime aldığım zaman kendi ofiste kullandığım laptopumla karşılaştığım zaman birazcık ağırlıkta dengesizlik var. Bütün bileşenler büyük ihtimalle kasanın arka tarafına toplandığı için tuttuğum zaman şöyle bir arkaya doğru şey yaptırıyor, bastırıyor. Evet. O yüzden hani gene taşırken dikkatli olmak gerekiyor gibi evet, geliyor bana. Evet, Apple zaten mağazasında özel taşıma çantaları da satıyor. Evet, evet. Yani sadece ürünü almayın, isterseniz yanında taşıma çantası evet. Satalım diyor size. O bağlamda ağırlığı o şekilde çantalar daha güzel bir şekilde dengeleyebilirsin. Onun dışında USB 3.0 çıkışları var, diğer çıkışları var. Onlara daha yakından bakacağız. Yakından çekimler alacağız evet. Onları zaten. Onun dışında senin sormak istediğin başka bir şey var mı? Benim sormak istediğim başka bir şey düşünüyorum. Teknik özelliklerden bahsettikten sonra aslında... Ben bir de kalınlığından bahsedeyim o zaman. 1.8 santim kalınlığında yani inceliğine diyeyim aslında daha doğrusu. Çünkü gerçekten ince ve zarif bir ürün. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere gayet ince. Valla ben daha yakından bakmak için sabırsızlanıyorum özellikle MacBook Pro'ya. O zaman ilk defa bir açıp bakalım. Evet, 10.9 Mavericks ile birlikte geliyor. Bütün güncellemelerini ve ilk açılışını yapacağız. Biz de size ayrıca ilk defa açacağız. Ürünü zaten... Sorun çıkarsa göreceksiniz yani. Sorun çıkarsa göreceksiniz 9000 liralık bilgisayarda. Umarım sorun çıkmaz yani o kadar fatura şey yaptıktan evet, sonra. Herhalde sonra kızmasın bir de. Evet. Bozunuz makinemi diye. Tamamdır, o zaman biraz daha yakından bakalım MacBook Pro'ya. Hadi bakalım. Şimdi ilk olarak ön tarafı bakalım istiyorum yakından açıkçası. Bakalım şimdi görelim neymiş bunun delikleri, yanları, sağları, solları. Şimdi evet. Burada bir yer var. Burası açılma kısmı. Birazcık zorluyor orası. Haberiniz olsun. Mıknatıslı galiba zannediyorum. Evet, mıknatıslı konulmuş. Hatta ben şöyle göstereyim size. Normal kaldırdığınız zaman ufak bir şekilde kalkıyor. Şöyle açabilirsiniz. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Tekrar kapattığımız zaman da biraz getirdiğiniz zaman... Kendiliğinden noktaya evet. Yapışıyor oraya. Kesinlikle. Birazcık kuvvet uygulamak gerekiyor ama yine de nazik olmakta fayda var yani bu tarz aletleri açıp kapatırken kapaklarını. Evet, üstte Apple logomuzu görüyoruz hoş bir şekilde. Şimdi kenarlara bakalım biraz da istiyorum ben. Şöyle çeviriyorum.
Evet, şöyle getirdiğimiz zaman. Şimdi sırayla bakalım sağdan sola itibaren. Burada en sağda ne var Özay? Bir tane USB çıkışı görüyorum ben orada. Evet, USB 3.0 olmalı o da sanırım. Onun yanında bir tane de HDMI portu var dışarıya görüntü aktarmak için. Onun yanında bir tane de sanırım kart okuyucu portu var. Aynen, kart okuyucu portu var. Evet, arka kısma bakalım bir de isterseniz şimdi. Arka kısmında herhangi bir delik, evet, herhangi bir giriş, fan çıkışı, hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Tamamen temiz bir arka kısım var. O zaman öbür tarafa geçelim şimdi. Bu tarafta da neler var? MagSafe portu var. Yani güç kablosu diyebileceğimiz evet, yer. Evet, güç kablosu diyebileceğimiz yer. Tabi burası mıknatıslı. Yani bağladığınız zaman ne oluyor? Yakınlarda mı kablomuz? Sanırım yakınlarda, evet, onu bir gösterelim. Özel çok güzel olur gerçekten. Şöyle diyeyim sana. Şöyle mesela yaklaştırdığınız zaman şimdi olması lazım. Evet. Gördüğünüz gibi çift sesi çekti. Evet. Kendisi otomatik olarak yapıştı. Şöyle yani biraz karanlık bir gecede, çıkıyor. Evet. Karanlık bir gecede kabloyu takmak için uğraşmanıza gerek kalmıyor. Evet. Sadece yaklaştırmanız yeterli. Şöyle biraz tabii ki benim gibi sakal olan insanlar için. Evet. Bu şekilde biraz çekim gücü var. Kendine doğru çekiyor ve rahatça bağlayabiliyorsunuz. Peki. Üzerinde ışık var ayrıca. Peki, bir şey soracağım burada Recep Han. Benim bildiğim kadarıyla bu manyetik alanlar, mıknatıslar genelde ekran görüntülerini bozmakla meşhurlardır. Evet. Acaba bunda ona karşı yapılmış bir önlem hakkında bir bilgimiz var mı diye düşünmedim değil şu an. Açıkçası benim burada tek düşüncem şu, manyetik belki sabit hisleri bozar ama bu kadar ufak bir manyetizmanın pek bir sorun yaratacağını ben düşünmüyorum. Ben şey hatırlıyorum, bir kere mıknatısı televizyonun üzerine bırakmıştım da evet, daha sonra bayağı bir şamar yemiştim. Çünkü bütün ekran mahvolmuştu yani. O geldi aklıma şimdi. Mıknatısı da çünkü ekrana yakın olunca ön taraftan ve bu taraftan. Evet. Tüplü televizyonun çalışma teknolojisi tamamen farklı olduğundan dolayı öyle bir sorun olmuş olabilir ama burada retina ekranının LED arka plan aydınlatmasında bir sorun olacağını tahmin etmiyorum ben açıkçası. Devam ettiğimiz zaman burada ne görüyoruz? Bir tane Thunderbolt portu var. Onun yanında bir tane daha Thunderbolt portu var. Hemen yanında bir tane daha USB 3.0 portunu görüyoruz. Ve en sonda da bir tane kulaklık çıkışı mevcut. Büyük ihtimalle o kulaklık çıkışı da hem mikrofon hem kulaklık desteği veriyor diye tahmin ediyorum. Evet, şimdi bir de cihazın altına bakalım. Bakalım. Cihazın altına baktığım zaman benim ilk dikkatimi çeken şey buradaki vidalar oluyor Özel. Evet, biraz önce zaten sordum, yine soruyorum. Büyük ihtimal bu vidalar olduğu için vakumlu olarak kapatılmış bir cihaz değil karşımızdaki. Evet. Hani açmayı deneyebilirsiniz ama böyle kendisine has bir yıldız tornavida. Evet. Gerekiyor. Yani normal evde kullanabileceğiniz yıldız tornavidalarla açmanız biraz sıkıntı. Ya vidayı bozabilirsiniz ya da boşa döndürebilirsiniz. O yüzden yine böyle bir şey tavsiye etmiyoruz tabii ki size. Ama açılabilir bir arka kapağı sahip kendisi. Evet. Açtıktan sonra tabii içerisinde nelerle karşılaşacağınız da bir başka muamma. Yani içerisinde değiştirebilecek bir parça bulabilecek misiniz? Açıkçası ben pek sanmıyorum. Aynen. Hepsi üst üste alt alta çünkü bir sisteme bağlı. Evet. Burada MacBook Pro yazısı küçük bir şekilde yazılmış. Onun altında da Designed by Apple in California, Assembled in China, yani Apple tarafından Kaliforniya'da tasarlandı ama üretimi biz yapamıyoruz, o yüzden Çin'e yaptırdık. Bütün üretim Çin'de zaten, bütün firmaların artık. Evet, model numarası da A1398, 20 volt ile çalışıyor, 4.25 amper ve seri numarasını görüyoruz üst kısımda. Onun yanında burada sağda ve solda şeyler var Özay. Bu taraflarda hava çıkışları, evet, fan hava çıkışları var. Bir taraftan alıp belki bir taraftan veriyordur diye tahmin ediyorum ben. Bu şekilde alt kısmını görüyoruz. Şu siyahlarda evet, bu çizilmesin diye ufak bir tümsek. Evet, aynı zamanda masada biraz daha sabit dursun diye. Evet. Şimdi bir de ne yapalım? Üst tarafına bakalım istiyorum ben açıkçası. Şöyle. Üst tarafta neyi görüyoruz? Apple logosunu görüyoruz. Olmazsa olmaz. Güzel, tasarımlı. Hatta şöyle çevirelim sizi evet, doğrudan. Siz de daha güzel bir şekilde görün Apple logosunu. Bu şekilde Apple logosunu görüyoruz. Şimdi de klavyeye bakalım. Bir ilk defa çalıştıralım cihazı. Değil evet, mi Özay? Bakalım. Cihazı açmadan önce üst kısmı da bir bakalım istedik açıkçası. Evet, klavye, panel ve hoparlörler. Şimdi ufak ufak gidelim. Evet. Dikkatimizi çeken en büyük alan zaten touchpad kısmı oldu. Evet, evet, sanırım touchpad'in gesture desteği de var, emin değilim ama. Yani şeyden bahsediyorsun. Hareketli hareket. Mesela işte şöyle, evet, işte şöyle çift parmak vesaire bu şekilde desteği de var. Bu arada bu şekilde klikler yapabiliyorsunuz. Sağ, sanırım sol sağ klik de sol klik de mevcut. Çünkü Apple'da bir zamanlar sağ klik yoktu. Evet, onu getirmeleri iyi oldu yani. Evet, gerçekten çok iyi oldu. Onun dışında sağda ve solda stereo hoparlörler mevcut ki zaten ses kalitesini de biraz sonra yakından bakacağız. Benim bir de dikkatimi çeken, hoşuma giden diyeyim daha doğrusu, buradaki alüminyum yüzeye karşın klavyenin siyah olması, bu kontrast bir hoş. Evet. Tasarım gayet hoş duruyor yani, hani bunu da böyle açık renkten seçselermiş gayet göz yorucu bir tasarım ortaya çıkabilirmiş. Evet. Butonların büyüklüğü gayet yerinde. Yani numpad bulunmaması zaten bir eksi değil şu an. Bence de, bence de. Numerical tuş takımı, yani numerik tuş takımının olması çok da şart değil. Ne yapalım o zaman, bir çalıştıralım mı Özel? Çalıştıralım. Evet. Ekrandan bakalım. Bir ateşleyelim MacBook Pro'yu.
O zaman şimdi benim ilk dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi ekranın tamamen simsiyah olması. Evet. Yani yakından baktığımız zaman bir çerçeve var içerisinde evet. Ama gene de simsiyah bir ekran var. Gayet hoş duruyor bence hani ne derler? Karizmatik mi duruyor diyeyim evet. Yoksa böyle şık mı duruyor diyeyim. Öyle bir görüntüsü var ilk açtığımız zaman ekrana. Şurada ufak bir noktası var. O 720p FaceTime kamera HD çekim evet. Yapabilme evet. Kalitesine sahip diyebiliyorum. Çalışırken zaten orada ışık yanıyor. O şekilde onun çalışıp çalışmadığını anlayabileceğiz. Şimdi o zaman açalım. Evet açalım. Açma düğmemize bir basalım bakalım. MacBook Pro'muz bir tepki versin. Eğer tepki verirse tabii. Ben sanırım biraz hafif mi bastım? Ne yok. Evet. Geldi. Meşhur Apple logomuz da geldi. Bu arada Magic Mouse'u sağda görmüşsünüzdür. Magic Mouse'umuz bakalım otomatik olarak tanınacak mı? Mouse'umuzu açtık diye tahmin ediyorum ben. Evet şu an açık konumda olması lazım. Ben özellikle 1TB SSD ile performansı merak ediyorum. Bunu ben de merak ediyorum. 1TB'lık SSD ile beraber ne kadar hızlı açılacak, ne kadar hızlı tepki süresi verecek. Evet. Tabii şu an bir de OOBE dediğimiz Out of the Box Experience yani kutudan çıkartma deneyimini karşılayacak bize. Yani hesabımızı gireceğiz, ülkemizi seçeceğiz, bölgemizi seçeceğiz. Bu tür ayarları yapacağız diye düşünüyorum ben şu anda. Evet. İlk kurulum ekranındayız. Buradan şu an Magic Mouse çalışıyor mu? Mouse görmüyor. Tuşuna basarsak sanırım belki. Şu sol köşede mouse'umuz var. English for the main language. Evet. Press the return key. Ses burada gayet netmiş ama. Français comme langue principale, appuyez sur la touche retour. Şöyle ben tekrar açıyorum. Magic Mouse'u. Magic Mouse falan çalışmıyor sanırım bunu çalıştırmak için biraz uğraşmamız gerekecek. Ya da bir alıcısı var mı diye merak ediyorum açıkçası. Büyük ihtimalle belki bu yükleme ekranı şu an ışığı yanıyor. Ben görüyorum ışığın yandığını da. Sanırım bakın, yükleme ekranında şey çalışmıyor. Yanıyor. Ben öyle tahmin ediyorum yükleme ekranında. Büyük ihtimalle yükleme ekranında şey oluyor. Burada diller var. Evet. Karşılıyorlar bizi. Bunları dinleyerek de eğlenebilirsiniz tabii. Biz Türkçe iyi bulalım hemen. Evet. Ana dil Türkçeyi. Ana dil olarak Türkçeyi kullanmak için return tuşuna basın. Şimdi bütün ülkelerin konuşması normalken bizimki robot bir abla tarafından yapılması. Evet. Tam onu diyecektim. Ben de rahatsızlık verici bir durum. Evet. Gerçekten hiç hoş değil. Arapçaya bakalım bir de. İstihdam el-lughatil arabiyye kel-lugha ra'isiyye bi-dhaghti ala. Onlarınkidir arabik. Evet, robotik arabik. Arabik robotik olmuş. Evet. Türkçeyi kullanmak için return tuşuna basın. Return tuşuna basalım o zaman. Türkiye, ülkemizi seçelim. Zaten seçili. Diğer tümünü göster diyerek diğer ülkeleri de seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış açıkçası. Bu arada ben trackpad'de basıyorum böyle tık tık tap yapıyorum ama tap çalışmıyor. Tıklamak gerekiyor. Evet. Sürdür diyelim o zaman. Tık yapacağız. Evet yine şey çalışmıyor. Türkçe. Türkçe QWERTY seçeceğiz sanırım. Evet. Türkçe QWERTY PC'de seçebiliyoruz ama PC klavyesi değil bizimki. Next diyelim. Buradan şimdi bir kablosuz ağımıza bağlanalım isterseniz. Wi-Fi ağımıza bağlandık. Şu anda herhangi bir bilgi aktarmayacağız. O yüzden sürdür diyoruz. Özay hem klavyeyi Türkçe seçmemize rağmen klavyenin İngilizce olması bana büyük bir saçmalık gibi geldi. Evet biraz önce burada bayağı cebelleştik. Yani Q'nun altındaki et işaretini yapabilmek için bayağı uğraştık. Ama meğersek Shift 2 yapıp et işareti koymamız gerekiyor. Evet. İ'ye basınca başka bir harf çıkıyor. Noktaya için Ç'ye basmamız lazım. Evet. Bir saçmalık vardı. Denedik olmadı. Daha sonra zaten sunucuyla alakalı bir sıkıntısı da olduğu için. Apple hesabına da bağlanamadık. Apple hesabına bağlantı yapamadan girdik. Şu yani, an sadece onu atlayarak da. Evet. 9000 TL de verseniz cihazınızda maalesef Türkçe klavye kullanamıyorsunuz. Evet, saçma sapan bir durum. Kabul ediyorum diyelim bari. Devam edelim kurulumumuza. Bir bilgisayar ismi girelim. Evet. Gerekli bütün ayarları yaptık. Şimdi Mac'imiz ayarlanıyor. Magic Mouse'umuz halen daha çalışmıyor bu arada. O zaman şimdi Magic Mouse'u ben tanıttım. Harika. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor artık. Güncellemeleri de yaptık. Evet. Hala birkaç güncelleme var ama biz önemli olanları yaptık. Şimdi bu açılış kapanış testi yapalım istiyorum ben açısı. Zaten o yüzden kronometreyi buraya koydum. 1TB'lık SSD bakalım ne kadar başarılı olacak. Sen evet. Kapat dediğin anda ben başlata basayım mı? Evet. Şimdi henüz değil. Burada bir seçenek daha çıkacak karşımıza. Uygulamaları tekrar aç demeyeceğim. Şimdi ben basıyorum Azay. Süremiz başladı. Güzel bakalım bilgisayarımız ne kadar sürede yeniden başlayacak. 5 saniyede kapandı. Evet. 13-14 evet. Saniyede de geri gelmesi. Tam 20 saniye diyorum ben açıkçası. Masaüstünün gelmesi ve her şeyin hazır hale gelmesi tam 20 saniye sürdü. Ve bu şekilde işletim sisteminin hızlı bir biçimde açılmış olduğunu gördük. Bu şekilde Mavericks açıkçası gayet güzel. Neler var? Onlara biraz daha bakalım. Launchpad var. Launchpad'de farklı uygulamalar var örneğin.
iMessage uygulaması var mesela, arkadaşlarınızla mesajlaşmaya yarayan. Evet. Şimdi 10.9.2 ile birlikte iMessage'da da ek özellikler geliyor. Burada zaten uygulamaları görüyorsunuz. GarageBand var, müzikleri yapmanıza yarayan. Yine Game Center'ı görüyoruz onun yanında. Verimlilik uygulamaları var. Numbers, Keynote gibi ofise alternatif ama Apple'da hala ofis satıyor. Ofise tam alternatif ürünler çıkartamadığından dolayı henüz. İmkansız o artık. Evet. Bu noktadan sonra. Steam'i biz kurduk. Zaten gördüğünüz Steam kurulabiliyor ve Steam'deki birçok oyunu Mac üzerine de oynayabiliyorsunuz. Mac sürümleri ayrı satın almanıza gerek yok. Hali hazırda satın almış olduğunuz sürümlerin Mac sürümü varsa onları doğrudan oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir uğraş vermeden. Burada diğer yazılımlar var. Ufak tefek AirPort gibi, örneğin konsol gibi, sayısal renk ölçer, farklı ses midi aygıtları görüyorsunuz. Disk izlencesi var, format atmak istiyorsanız. Eğer Windows kurmak istiyorsanız Bootcamp var. Windows kurulumuna bir başka rehberde umarım değineceğiz ama yazılı bir rehberimiz zaten hali hazırda sitemizde mevcut. Yedekleme yazılım var, Time Machine. Zaten Mac kullananlar bunları biliyordur. Ben bunları tekrar anlatıp ya zaten bildiğim şeyleri anlatma diye. Olsun, gene ilk defa görenler için bunları bahsetmekte fayda var. Kesinlikle. Herkes Mac konusunda tabii ki uzman değil. Biz de bu alanda bunları söyleyelim istedik. Şimdi iPhoto var, FaceTime var. FaceTime'ı açalım istiyorum açıkçası. Belki bir kamera kalitesine kendimizi görebiliriz diye düşünüyorum. Kameradan kamerayı... Evet, şu an zaten kameramızı görüyoruz. Merhaba diyelim. Şuradan yandan şöyle bir giriş. Evet. Bu şekilde ben bunu kapatıyorum şimdi. FaceTime'ı gördük. Onun dışında sistem tercihlerini zaten az çok biliyorsunuz ama neler olduğunu gösterelim. Ekran koruyucu ve masaüstü ayarları var. Buradan masaüstü arka planını değiştirebiliyorsunuz. Örneğin farklı şekiller yapabilirsiniz. Eğer eski şeyleri özlüyorsanız şey vardı sanırım eskiden aslanlar vardı. Evet, öyle bir şeyler vardı. Evet, şu an evet buldum. Şu mesela hoş bir görünüm olabilir. Görmüş olduğunuz üzere. Yani biz şuradan baktığımızdan bayağı canlı bir renk. Evet, evet. Retina görüntü... ekranın farkı çok rahatlıkla gözükebiliyor. 1080p'de izliyorsanız siz de bunu fark ediyorsunuzdur. Evet. Özel şimdi bir ufak ses testi yapacağız demiştik. Tamam. Onun için ben bir YouTube'a girelim istiyorum ilk olarak. Müzik seçimini ben Özel'e bıraktım ama burada karşımızda ufak bir hata var Özel. Bu gayet komik bir hata. Recep. Evet. Yani YouTube'u açtık, bir müzik dinleyelim, önceden hazırlayalım dedik. Eski videolarda hani 360p'ye kadar destek veren videoları açıyorsunuz, sıkıntı yok. Ancak 480p ve üzerindeki videolarda Adobe Flash Player'ı indirmemiz gerektiğini söylüyor. Evet. Arkadaş sen bunu niye kurmuyorsun? Kesinlikle. Niye kurulu göndermiyorsun, bilmiyor musun? Ben zaten bunlarla uğraşacağım için. Mac alıyorum. Evet, Mac. Bunlarla uğraşmak istemediğimizden dolayı biz Mac alıyoruz. Şimdi yükle diyelim. En azından Windows'taki bir McAfee virüs programını önermiyor bize özellikle. Evet, o güzel. Windows bir şey olduğundan da, Windows'a çok virüs bulaştığından dolayı. Tabii bu popülerlikle alakalı bir şey. Yoksa ben de senelerden beri sizler gibi Windows kullanıyorum. Flash player'imizi kuralım. Evet, Flash player'ı yükledik kısa bir indirmeden sonra. Şimdi bunu kapatalım. Tekrar YouTube'a geri. YouTube. Evet, sanırım bunu tekrar geriye çıkacağız. Bir daha geriye çıkarsak YouTube'daki şarkımıza geliyoruz. Bir sanırım F5 yapacağız ama F5 Apple'da çalışıyor muydu? Hayır, başka bir şey yokmuş F5 Apple'da. Şey, sayfa yenileme butonu var. Evet, galiba, burada bir yenileme butonu varmış. Sanırım kapatıp açmamız gerekiyor. Ben linki kopyalayayım da sonra uğraşmayalım. Safari'yi bir kapatalım. Burada zaten uygulamamızı görüyorsunuz. Bu arada size ufak bir şey öğreteyim. Daha doğrusu estağfurullah ne demek yani. Mac kullanan profesyoneller vardır şimdi aramızda. Hemen altına yorumlar gelecek. Evet. Sağ tıklıyoruz. Diski çıkar diyoruz. Bunlar artık işimiz bitti. Burada da zaten yüklemesi mevcut. Adobe Flash Player. Bunu alıp çöpe sürüklüyoruz. Ve çöpü boşalt diyoruz. Çöp sepetini. Evet. Güzel bir ses simgesi geldi oradan. Ses de sonuna kadar açalım bu arada. Şöyle güzel olsun. Şimdi tekrar Safari'ye bir tıs attık, çık diyelim, komple çıksın Safari'den. Şimdi tekrar açalım Safari'yi. Bakalım bu defa Flash Player ile ne yapabileceğiz. Evet. Evet. Flash Player'imiz başarılı bir şekilde yüklenmiş. Durdurdum. Çünkü evet. Niye? Tiz sesli parçalarda bu alüminyum kaplamanın bayağı titrediğini fark ettim şu an. Evet. Ve ses bayağı cingar çıkarıyor. Yani birazcık kırılarak çıkıyor. Ses anlıyorum. Çatlaması yaşanıyor tiz parçalarda. Yani yüksek sesli tiz parça dinleme imkanınız yok. Hoparlörlerin verdiği ses kalitesi birazcık düşük. Onu direkt burada fark edebiliyorsunuz. Evet.
Bir de biraz daha bas ağırlıklı bir parça şöyle seçersek. Şöyle yazarsak güzel. Butona basma olayına. Ben de... Kapatılma telif hakkından sonra gene videomuzda sıkıntılar yaşanmasın, evet. Çok fazla uzun sürmesin diye. Bu parçada da bariz bir şekilde gene çatlamalar ve kırılmalar ortaya çıkıyor. Bunun için yapabileceğiniz çözümlerden bir tanesi, eğer müzikle uğraşıyorsanız kaliteli bir müzik programı edinmeniz benim tavsiyem. Evet. Ücretsiz olarak Virtual DJ programını kullanabilirsiniz. Bütün ses ayarlarını oradan kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Ancak çıplak olarak müzik dinlemeye çalışırsanız... sıkıntı verici durumlar ortaya çıkıyor bariz bir şekilde. Ben de burada. Kaliteli değil. Birazcık sesini kısmak gerekiyor. Madem ki ben Breaking Bad müziği açtım, sen de Heisenberg müziği de devam ettin. Evet, olmazsa olmazlar arasında. Şimdi benim yapmak istediğim bir şey daha var. Özay, Safari'yi kapatalım. Bunu da kapatalım. Özay, son olarak bilgisayarın performansını test etmek için Mac'in vazgeçilmez test yazılımlarının bir tanesi olan Geekbench 3 çalıştıralım istiyoruz. Tamamdır. Bu arada işlemci modelimizde görüyorsunuz i7-4960 HQ işlemcimiz var. 3.8 GHz turbo frekansına çıkıyor. 16 GB bellek olduğunu zaten söylemiştik. İşletim sistemimizde en son sürüme güncelleyip öyle test ediyoruz. Evet. MacOS 10.10.9.1'e güncelledik. 64 bit mimarimizi seçtik ve run benchmark diyelim. Özellikle Geekbench bitti. Geçmiş olsun. Evet, nedir şimdi karşımızda bir sürü rakamlar var. Böyle bir sürü rakamlar çıktı karşımıza. Tek çekirdekte 3720, çok çekirdekte 14136. Açıkçası ben bu rakamları pek yorumlayamayacağım ama Mac kullanan kullanıcılar kendi bilgisayarlarıyla karşılaştırıp en azından MacBook Pro'nun performansını ölçebilirler diye düşünüyorum. Aynen, evet. Yani amacımız hali hazırda bir Mac kullanan ve en son MacBook Pro'ya upgrade edeyim mi etmeyeyim mi diye düşünenler için bir şey çıkartmak. Karşılaştırma değeri. Evet, bir karşılaştırma değeri çıkartmak. Bu onların işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Yoksa benim için anlamlar pek de bir anlam ifade, rakamlar pek bir anlam ifade etmiyor. Aynen, kesinlikle katılıyorum. Benchmark hiçbir zaman için güvendiğim bir şey olmamıştır zaten benim için. Ama en azından karşılaştırma babında başka Mac kullanıcıları varsa elimizdeki aletle olan performans özelliklerini kafalarında bir şey yapabilirler, yarıştırabilirler yani. Evet, bu değerlere bakabilirler. Görmüş olduğunuz üzere değerler bu şekilde. Evet, ne yapalım o zaman Özay? O zaman kapatıp gidelim. Yani burada şu an gösterebileceğimiz pek bir şey geri kalmadı diye düşünüyorum ben. Çünkü Mac kullanıcısı da değilim. Mac'te ne açılır ne yapılır bilmiyorum. iTunes. Evet, iTunes'u görüyorsunuz zaten Mac'in iTunes sürümü. Zaten Windows'a da elinizin altında olduğundan dolayı pek bir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi bir 4K video açalım istiyorum ben açıkçası. Tamam. Testi bitirmeden önce. Açalım. Şimdi bir 4K videomuzu açalım isterseniz Safari'den. YouTube'da evet, bulabiliriz artık. Birçok kanal yayın yapmaya başladı. Videomuz belli bir seviyeye kadar doldu. Oynatmaya başlayalım o zaman. I'm Robert Kawa. I'm a violin maker and restorer and dealer in Los Angeles. I think it's good in a profession to have something you don't know yet, to constantly learn. If you know everything, it becomes boring. It's important that you have calm hands and that you're very dexterous. It's actually helping if you can use both hands well. For instance, if you're ambidextrous, you can work better doing the same thing in mirror image on the other side.
It's good if you can play the violin. I much prefer violin makers who know how to play. You can analyze better. Evet. Buraya kadar gene kafidir. Evet. Fikir olmuştur diye düşünüyoruz. Ben de açıkçası maalesef ülkemizdeki internet bağlantılarının halen daha Apple'ın ekran çözünürlüğünün hızına ulaşamamış olmasının ceremelerini çekiyoruz. Şimdi o zaman ne yapalım Uzay? Kapanışa geçelim, bir toparlayalım. Evet. Nedir ne değildir diye bir kısa bir özet geçip. Bir sonuç değerlendirmesi yapalım. Evet. Evet Uzay, MacBook Pro heyecanını... Retina ekranlı MacBook Pro heyecanını gayet güzel bir şekilde yaşadığımıza inanıyorum ben. Yani yaptım, yani yapacağımız, yapabileceğimiz her şeyi yaptığımıza inanıyorum. Evet. Bazı şeyleri yapamadık. Onları da gereksiz, yetersiz altyapı yüzünden yapamadığımızı düşünüyorum. Öncelikle zaten Apple'ın Türkiye'ye verdiği destek ortada. Evet. Onun için bazı problemler var. Mesela en basitinden klavye konusunda yaşadığımız sıkıntı. Evet. Bence büyük fiyaskolardan bir tanesiydi. Kesinlikle. Hani o kadar Apple Türkiye'ye destek verecek geldik, iTunes'u Türkçe yaptık, dükkan açacağız, şöyle yapacağız, böyle çizeceğiz derken yani en basitinden bir klavye bile. En baba cihazına bir klavye desteğini bu kadar kötü bir şekilde vermesi kötüydü yani. Evet. Daha sonra Adobe Flash Player'ın yüklü gelmemesi. Evet. Ondan sonra. Hani bu eksikleri bir kenara bırakırsak genel olarak geliştirmekle, program yazmakla, müzikle, oyun oynamakla, video düzenlemekle, ya oyun oynamakla değil mi, oyun geliştirmekle desek evet, daha doğru olur. Sizin için uygun bir cihaz olacaktır diye düşünüyorum ben. Ama öte yandan hani şekil olsun, havam olsun diyorsan dostum sana göre değil derim yani. Birazcık çünkü fiyatı yüksek. Yani 9000 liraya rakamın havasını atabilirsiniz evet, aslında evet. Ama tabii ki cihazı kullanabilmek de önemli. Sadece oyun oynayamadık açıkçası. Ben evet, oyun oynamak isterim ama ilerleyen günlerde yine Mac işletim sistemi üzerinde oyun testlerimiz olacak. Olacak. Bu konuda sizi temin edebilirim. Ama maalesef henüz bir vakit kısıtlılığından dolayı MacBook Pro ile oyun oynayamadık. Zaten ben şöyle düşünüyorum, 2880'e 1800 çözünürlükte oyunları açmak GT750M ekran kartını biraz zorlayabilir. Büyük ihtimalle. Yani yine de bu bilgisayarla birçok oyunu açabileceksiniz ama yüksek ayarda oynamanız pek de mümkün değil açıkçası. Değil. Yani hani bir Battlefield 4 belki oynarsınız evet, ama evet, yüksek performans beklememeniz evet, gerekiyor. Orta ayarda ancak açabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya oynatır, gene oynatır da öyle yüksek performans için bir şey beklemeyin bundan. Çünkü çözünürlük arttıkça ekran kartına bilen yük artıyor tabii ve bu ki, da performansın düşmesine neden oluyor. Onun dışında teknik özelliklerinden zaten açılışta bahsettik. Gene de kısa bir şekilde geçmek gerekirse Retina özelliğine sahip 15 inç bir ekranı evet, var. Core 7 işlemci var. 16 GB bellek, 1 TB SSD var içerisinde ama bu özelleştirilmiş. Bir de şöyle bir şey var Özay. Standart bir SSD değil bu. PCI Express üzerinden evet, bağlanıyor. Yani normal de SSD'ler SATA üzerinden bağlanırken bu cihazdaki SSD PCI Express ara birimi üzerinden bağlanıyor ve çok daha yüksek okuma yazma değerleri sunabiliyor. Hı-hı. Bunu belirtmemizde fayda var. Valla ben deneyimi beğendim Özay. Güzel, eğlenceli, keyifli. Evet, yani alüminyum olsun, incelik olsun, 2 kilogram ağırlık olsun. Bu ses kalitesi de tatminkar. Yani o kadar da iyi değil ama çünkü daha yüksek ses kalitesine sahip dizüstü bilgisayarlar da test ettik sonuçta. Tabii, tabii. Yine de buna rağmen gayet... Bir rezonans sıkıntısı var. Ekpare parça olduğundan evet, dolayı sesin hoparlörlerden ortaya çıkışı bütün kasa üzerine bir şey yapıyor. Titreşim yapıyor ve evet, bu da ortaya kötü bir ses çıkartıyor. Evet. Bir de benim ilgimi çeken CD, DVD çıkışının olmaması. Keşke olsaymış diyorum. Bu kadar evet, üst düzeyde bir cihaz yapıyorsun. En azından bir DVD çıkışı koysaydın. Hani Blu-ray'e geçtim de. Ya DVD pek artık bugün kullanılmadan dolayı böyle bir şey karar vermiş olabilir. Olabilir. Zaten onun için Super Slim sürücüsü var. Ayrıca evet, satıyor. 200 TL'cik bir şey değil. Tabii yani. 9000 verdiyseniz onu da verirsiniz. Evet. Paşa paşa, evet. Onu da kutu açma videomuzda bulabilirsiniz bu arada. Bu şekilde yani MacBook Pro Retina'yı ben beğendim. Bunu evet, rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten 9000 TL verdikten sonra beğenmeme gibi bir şansınız yok. Yok, hayır. Bunu biraz da Eray'a soracağız. Eray tabii Apple'dan nefret ediyor bu arada. Apple'dan Apple ürünü alması da birazcık garip olmuş. Evet, o da tabii kurgu işlerinden dolayı. Ne diyelim, bir başka ben... incelemenin daha sonuna geldik. Şu arkadaki parlayan ha, Apple logosunu da size bir çevirelim. Ben güzel sadece ufak bir şey soracağım. Şimdi teknoloji konusunda Recep tabii ki ofisteki birçok insandan daha iyi. Benim soracağım soru şu aslında. Sen bugün bunu aldın. 2003'ün evet, sonunda çıkmış. Hadi evet, 2014'ün başında aldın. Bu cihazın ne kadar ömrü olabilir sence? Ne kadar uzun ömürlü kullanabilirsin bu cihazı? Ben çok rahat şunu söyleyebilirim ki Özay, bu cihaz rahatlıkla 4 yıl kullanılabilir. 4 yılı çıkartır diyorsun. Evet, 4 yılı çok rahat çıkartır. Zaten her türlü Apple'ın güncelleşmeleri, evet, güncelleştirmeleri devam edecek. Evet. Bunları yararlanabileceksiniz. Sadece donanımsal açıdan bazı eklemeler yapamayacaksınız. Evet.
Yaşadığınız problemlerde garanti süresi boyunca zaten onu halledebileceksiniz, evet. Ama 4 yıl çok rahat götürür. Yani iyi bir süre. 4 yıl dediğim süre de şöyle bir şey. 4 yıl performans olarak sizi götürür. Sağlamlık olarak daha da uzun süre götürür. Tabii. Yani çünkü çok daha eski laptopların, eski Mac'lerin hala daha kullanımda olduğunu biliyorum ben. Yani yanlış anlaşılmasın. 4 yıl bu bilgisayarı gayet güzel performansıyla kullanabilirsiniz. 4 yıldan sonra tabii yeni uygulamalar çıkacağından dolayı, sistem gereksinimleri, uygulamaların ve oyunların artacağından dolayı performansı biraz düşük olabilir. Ama cihazın genel olarak ömrünü eğer sormak isterseniz, benim söyleyeceğim rahatlıkla bir 6 yıl boyunca bu cihazı emekli ayırmadan kullanabilirsiniz. Gayet uzun bir süre. Hani, evet. Atıyorum üniversiteye gireceksiniz, tasarımla ilgili bir bölüm. Girerken böyle bir şey satın alırsınız, mezun olana kadar sizi idare eder, evet. Yani. Belli bir noktada tabii pil ölecektir, o pili, evet. Apple'dan yenilemek gerekiyor. Onun için de belki bir çok değil, bir 500 lira atmanız gerekiyor. Hiçbir şey. Bir şey değil yani, 9000 lira vermişsiniz bilgisayara. Valla ben çok keyif aldım Apple'ı incelemekten. Güzel. Tekrar ileride umarım farklı Apple ürünleri inceleyebiliriz. İnşallah, biz de onu istiyoruz. Ne diyelim, sizler birlikte Apple Retina MacBook Pro 15 inci inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Özayşen. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.